Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni evde bir günümü nasıl geçiriyorum bunlar hakkında bir vlog paylaşacağım. Birkaç haftadır video paylaşamıyordum çünkü 4 tane stajımın sınavını 2 hafta içerisinde vermem gerekiyordu. Hepsini başarıyla verdim, geçtim. Ama o yetmezmiş gibi de üzerine yeni bir eve taşındım ve yeni bir eve taşınmak biliyorsunuz ki dünyanın en stresli olaylarından biri. Bunu ben söylemiyorum aslında, bilimsel araştırmalar söylüyor. Şuraya araştırmayı bırakayım. Yapılan araştırmalara göre yeni bir eve taşınmak boşanmaktan, yeni bir iş sahibi olmaktan ve yeni bir çocuk sahibi olmaktan %30 daha stresliymiş. Ve bu yüzden gerçekten hayatımın böyle en stresli, en yoğun dönemindeydim. Böyle bir dönemde de işte sizlere bu stresi yansıtmak istemedim. Ama olsun, şimdi artık düzenimi kurdum burada. Yavaş yavaş böyle tekrardan çalışmaya, sporumu yapmaya, yemeğimi yapmaya vesaire başladım. O yüzden böyle bir şey yapmışken de ilk videom bu şekilde olsun. Bana da bir hatıra olarak kalsın dedim. Çok fazla konuşmadan, vakit kaybetmeden hemen ders masasına geçelim. Orada sizlere nasıl çalışıyorum, ne yapıyorum onları anlatayım. O zaman masada görüşürüz. Şimdi sizlere evin en fazla vakit geçirdiğim kısmı olan çalışma köşesine getirdim. Bu köşeyi aslında ben böyle baştan tasarlamak istedim çünkü tedbirli mekanda ferahlık vardır diye bir söz vardır, bilirsiniz. İnsan etrafında herhangi bir değişiklik olmadığı zaman hem canı sıkılıyor hem de öğrendiği bilgileri çok daha zor hatırlıyor. Bunun hakkında aslında bir bilimsel video paylaşmıştım, beynimiz neden bu şekilde çalışıyor diye. Onu da şu tarafa bırakıyorum. İsterseniz o videodan da göz atabilirsiniz. Neden durmadan mekan değişikliği yapmalısınız vesaire. Bu masaya çok güzel bir özellik getirdim ve bu özellik de beni çalışmaya şu an bayağı motive ediyor. O da LED ışıklar. Masanın arkasına böyle ekleyeceğiniz minik bir LED şerit. İşte bunlar bir de kumandayla böyle kontrol edilebiliyor. Ekleyeceğiniz bir LED şerit hem geceleyin böyle çalışırken görme açınızı genişletiyor. Daha geniş alana bakabiliyorsunuz. Arkada karanlık bir duvara bakmak yerine. Yine aynı şekilde çok daha estetik duruyor ve bence çalışmayı çok daha motive ediyor. Bu şekilde bir değişiklik yapmaya karar verdim. Şimdi o zaman çok fazla konuşmadan, çünkü saat 10 olmuş şu an. Bir an önce çalışmaya başlayalım. Ben zaten şimdi çalışırken sizlere neyi nasıl yapıyorum onları anlatacağım. Şimdi bana çok sorulan bir soru vardı. Bu kadar fazla dil biliyorsun ama bunları nasıl taze tutuyorsun ya da yeni dilleri nasıl ekliyorsun üzerine karıştırmadan gibi. Ekranı gördüğünüz gibi 6 parçaya böldüm. Ve bu 6 ekranın her birinde aynı video farklı dublajlarda açık. Yani biri Türkçe konuşuyor, biri İngilizce konuşuyor, biri Fransızca, biri Almanca, biri İspanyolca, biri de Portekizce konuşuyor. Tek tek elimle yazarak hepsini tablete not alacağım. Ardından hepsinin arasında bir kıyaslama yapacağım. Daha öncesinde Instagram'da göstermiştim. Bunu şarkılar için çok fazla yapıyorum. Hemen arkaya doğru çevirip sizlere o şekilde göstereceğim. Burada bir oyun videosu açık. İstediğiniz herhangi bir video olur. Slime yapma videosu bile olur. Yeter ki farklı dillerde dublaj bulabilin. Bunların hepsini önce birer defa dinliyorum. İsterseniz hızlandırılmış da izleyebilirsiniz, yavaşlatılmış da izleyebilirsiniz. Daha sonra şurada tabletim var. Şimdi orada not sayfası açacağım. Ve ardından buradaki bütün kelimeleri, cümleleri tek tek yazıp hepsini kıyaslayacağım. Burada mesela Yaşar diyor. Burada Live diyor. Burada Überleben diyor. Yani bu hayatta kalmak. İspanyolca'da burada ganan kullanmış. İspanyolcası bunun normalde mesela vivir'dir. Ama burada kullanmak istememiş. Burada kazanır anlamında kullanmak istemiş. Ya hayatta kalmayı bir başarı olarak göstermiş. Burada mesela vivem demiş. Bu İspanyolca'daki vivir'e bakın ne kadar benziyor. Yine Fransızca'da aynı şekilde vive mesela. Bu da yine aynı şekilde vivir, Latince'den geliyor. Bu şekilde yaptığınız zaman kelimeler çok çok rahat bir şekilde aklınızda kalır. Ya yani benim yöntemim bu şekilde. Şimdi kahvemi aldım, genel cerrahi çalışmaya başladım. Bu genel cerrahi böyle benim başta gözümü çok korkutuyordu işte. En büyük stajlardan biri, işte çok zor olacak vesaire gibi. Ama şunu fark ettim ki tıp fakültesinin ilk 3 senesini, yani o teorik eğitime göre kıyaslarsam şu an aldığımız eğitim çok daha bence keyifli, çok daha böyle eğlenceli, böyle tatmin edici bir şeyler öğreniyorsunuz en azından.
O yüzden ben şu an böyle hepsini keyifle çalışıyorum. Çünkü 3-4 sene sonra işte ben bir hekim olarak mesleğe başladığım zaman her türlü karşıma çıkacak. Bir acile gitsem böyle apandisten şüphelendiğim bir hastaya tanıyı koymak için neleri yapabileceğimi biliyorum. Tedavi için nelerin yapılacağını biliyorum. Gerçi o kolay bir şey de. Ama dediğim gibi çoğu hastalığa şu an böyle elle tutulabilir bir şekilde bunun tedavisi budur, tanısı için şunu yaparız diye öğreniyoruz. Bence o yüzden tıp fakültesini eğer ilk 3 senesinde okuyan bir öğrenciyseniz sabredin, 4. sınıfa geçtiğiniz zaman 4-5-6'da bence çok keyif alacaksınız. Şimdi bütün işlerimi bitirdim ama gün içerisinde böyle enerjimin düştüğünü ve biraz verimsizleştiğimi fark ettim. Şu anda aslında yapabileceğim iki şey var. Birincisi ya kanepeye uzanacağım işte birkaç saat boyunca telefonla uğraşacağım böyle enerjimin gelmesini bekleyeceğim. Ya da yapabileceğim ikinci yöntem ve mantıklı olan da power nap yöntemini uygulayacağım. Kısaca power nap'ten yani güç şekerlemesinden bahsedecek olursam da nasıl ki böyle gün içerisinde telefonunuzun şarjı azaldığı zaman hemen bir şarj aleti bulursunuz ve onu takarsınız. 15 dakikalığına telefonun şarjını arttırırsınız. Power nap da bu şekilde işliyor. Beyniniz o 15 dakikalık uyku sırasında yenilenmiş oluyor. Bunun da nasıl çalıştığını öğrenmek isterseniz şuraya uyku bilimi videosunu bırakıyorum. O videonun sonunda bunun nasıl çalıştığından bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz, tavsiye ederim. Şimdi yataktan kalktım ve sporumu yapacağım. Spora şu an çok daha enerjik, çok daha motive hissediyorum. Sizler de eğer böyle gün içerisinde motivasyon kaybı yaşarsanız, işte bir yorgun hissederseniz kendinize, kahve içip böyle telefonda takılmak yerine doğrudan sadece 15 dakikanızı yatakta uyumaya geçirin. Mutlaka alarm kurun ya da birine sizi uyandırmasını söyleyin. Bunu yaptığınız zaman gününüzün çok daha verimli geçtiğini göreceksiniz. Şimdi antrenmanım bitti ve hemen yemek pişireceğim. Burada tavuğum var, şimdi bunu pişireceğim. Burada pilavım ve salatam var. Bunları yaklaşık 1-2 gün önce işte yapmıştım. Ve bunları işte 3 günde falan tüketiyorum. Böylece haftanın her günü yemek yapmak yerine haftanın sadece 2-3 günü yemek yapıyorum. Diğer günler onları tüketiyorum. Yemeği hazırladım ama çok karanlık. O yüzden şimdi birinin yardımını isteyeceğiz. Hey Google, turn on the red light. Okay. Merhaba, şimdi ışığı ayarlayamadım. Şimdi duştan çıktım ve mısır patlatacağım. Ardından bir bölüm falan dizi izlerim. Ondan sonra da bu videonun editlerine başlayacağım. O zaman mısırı patlatayım. Malzemeler çok basit. Aslında yağ hiç kullanmıyorum ama tavaya yapışmasın diye böyle çok az yağ. Biraz tuz, birazcık da mısır. Zaten tarif aşırı basit. O yüzden şimdi hemen yapıyorum. Patlamış mısır bu eve geldiğimden beri artık bir gelenek haline geldi. Her akşam mutlaka patlamış mısırı patlatıyorum ve dizi, film bir şey izleyeceksem artık onu öyle izliyorum. Yıllardır böyle sinemalarla patlamış mısırı bağdaştırdıkları için ve ayrıca sinemalarda yapılan patlamış mısırlar çok yağlı, çok tuzlu olduğu için hep böyle aklımıza bir zararlı atıştırmalık olarak kazındı. Benim de aslında öyleydi. Daha sonra bir gün işte patlamış mısır yerken internetten kalorisine bakayım dedim. Ve gördüm ki patlamış mısır aslında yiyebileceğimiz böyle en hafif atıştırmalıklardan biri. Tabii ki çok sağlıklı değil ama eğer en azından bir atıştırmalık yiyecekseniz bu çikolata değil patlamış mısır olursa kaloriyi çok daha az almış olursunuz. İzlediğim dizi şimdi bitti. Ben de çalışma masama geri döndüm ve şimdi videonun bütün editlerini yapacağım işte. Bugün çektiğim bütün videoların hepsini bir araya getireceğim. Kırpacağım, biteceğim, resim ekleyeceğim, müzik ekleyeceğim vesaire. Ve bu gece içerisinde bitirip hemen yarın sabah 10'da sizlerin izlemesi için YouTube'a yükleyeceğim. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu tür içerikleri daha çok görmek istiyorsanız YouTube ana sayfanıza düşmesi için videoyu beğenebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir yorum bırakırsanız YouTube sizin bu tür videoları sevdiğinizi anlar ve size hep bu tür videolar gösterir. Ayrıca her hafta kanalıma attığım videoların da ana sayfanıza çıkmasını istiyorsanız ya da haberdar olmak istiyorsanız da abone ol butonuna basabilirsiniz. O şekilde haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.